değerlendirmeleri yapacaktık dilim içerisinde. Sorularımıza cevap arayacağız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Halil Bey. Nasılsınız? Teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Evet, öncelikle aslında sizi Trabzon'da artık hem iş dünyasında hem siyasette hem de toplumda tanımayan yok. Hani o sıfırdan bir yere geldi dediklerinde hayır canım sıfırdan değildir. Muhakkak vardır bir tanıdığı, vardır bir elinden tutan şeklinde bir ifade kullanırlar. Ama gerçekten sıfırdan bir yerlere gelen bir isim Halis Güneş. Öncelikle bir sizi tanıyalım. Ticarete ne zaman başladınız? Nasıl bir yol izlediniz? Ve bugünlere nasıl geldiniz? Biz Halil Bey sizlere, Çay TV ailesine, bizlere bu akşam buraya konuk ettiği için teşekkür ederiz. Sizlerin de bizleri daveti üzerine iş dünyasında 2022 yılı, 2023 yılı ile ilgili ticaretimizle ilgili bir istişare yapmak, bilgimizi, hayat tecrübemizi de iş dünyasıyla paylaşmayı sevdiğimi siz biliyorsunuz. Evet. Onun için de bu akşam onları paylaşırız. Bahsettiğin gibi insanlar bir yere gelir, Ankara'da dayısı vardır, şu vardır, bu vardır. Bunlar hep yıllarca denilir. Olanı da vardır, olmayanı da vardır. Beni iş dünyası bilir. Benim öyle Ankara'da dayım da yok, hiçbir yerde hiçbir şey yok elhamdülillah. Biz inanmışık, bizim çok değerli dostlarımız var. Onlardan hepsinden Allah razı olsun. Biz ticaretimize 1985 yılında seyyar satıcılıkla başladık. Bu vesileyle de canlı yayında seyyar satıcı arkadaşlarıma da çok selam ederim. Severek bugün canlı yayındayız. Onlar da yapmış olduğu işleri sevsinler. Neticesi bugün benim olduğum yerlere kadar gelir. Yeter ki biz ilkeli, istikrarlı bir iş yapalım. Seyyar satıcılıktan başladık. Sene 85-90 yıllarında Samsun'da, bu vesileyle Samsun'daki o yıllardaki dostlarıma, aile dostlarıma da buradan bu canlı yayından selam ederim. Ve beni yetiştiren Hüsnü Çiftçi abimiz Öz Hırdavat, o da benim hocamdır, onun da ellerinden öperim. Bu canlı yayında da ona bir selam vermeden geçme şansım yoktur. 85-90 yıllarında Samsun'da ticaretimizi devam ettirdik. 90 yıllarında Trabzon'a geldik. O gün bugün ticaretimizde hedefimizi değiştirmedik. Ne yapıyoruz? Aynı yaptığımız işleri büyüterek, geliştirerek gayret ettik. Bugün 37 yılı bitirdik Halil Bey. 38. yıla geçtik elhamdülillah. Bu 38 yılda neler gördük, neler yaşadık? Yani böyle bir, yani hayat kitap. Onlar hepsini yaşadık. Bugün hiçbir yere bakmadan sizinle bir saat değil 10 saatte konuşuruz. Çünkü bizim bir yaşadıklarımız var. Nasıl, kolay yollardan mı geçtiniz yani? Ya, muhakkak zorluklar. Kolay yol olur mu? Kolay yol. Hayatta yoktur. Zahmetsiz, alın teri olmadan, mücadele olmadan öyle hiçbir yere gelme şansı yok. Gelenlerin de siz de bilirsiniz orada durma şansı yok. Emek diyoruz, alın teri diyoruz. Biz yıllarca buna dikkat ettik. Bir de ben Halil Bey ilkokulu okumuşum, okuyamamışım. Ama ya okuyamadım diye hiçbir zaman üzülmemişim. O gün bir kırsal kesimdeyiz. Burada da hocalarım yaşıyor, onların da ellerinden öperim. Biz kırsal kesimde yetiştik, ilkokulu bitirdik, ticarete başladık. Seyyar satıcılık yaptık, hamsi sattık, balık sattık. Bunları da satarken, simit de sattık, gururla anlatıyorum. Ben o günde bugün de geçmişimizi unutmayan bir yapım var. Beni siz Trabzon'a geleli 32 sene tanırsınız. 32 seneden beri ben o gün neysem bugün de aynı olduğumu, aynı olacağım ve bu saatten sonra da ömrüm bitene kadar aynı şekilde yaşayacağımı ama yaşarken geçen sene yaptığım icraatı bu sene yapmamanın, geçen sene ticaretime yapmış olduğum yani özveri bu sene daha farkındalık yaparak her sene biz 37 sene üstüne koya koya 38. yıla geldik. Her üstüne koyduğumuzda Halil Bey bize çok şükür daha bir feyiz verdi, bereket verdi. Yani ticaretimizi şöyle anlatalım Halil Bey. Türkiye'de 81 il var. 81 ilde bizleri tanımayan o illerde bizleri ticaretimizin vesilesiyle herkes tanıdı.
iş yapanlar, iş dünyası. Ben 81 ilden çalıştığım iş ortaklarımız var ve kardeş gibi olduk onlarla biz. Urfa'sından var, Diyarbakır'ından al, Konya'sından al. Yani Mardin'le varana şöyle kadar. Şöyle de bir durum var ama şöyle derdiler önceden. Yani ticaret yapacaksan Yahudi ile yap. Niye? Çünkü hakkını verir, hukukunu verir. Bir de üçkağıtçılık, sahtekarlık yapmaz. Aslında bir anlamda bunu siz ya kırmış da oluyorsunuz. Aslında bizim Müslümanlar, bizim yapmamız gereken işler. Çünkü bugün ben şunu görüyorum. İnsanlar bazı ticaret yaparken siz de alışveriş ettiğinde yemin filan ya vallahi fiyatı bu, sermayesi bu diye denirler. Evet. Aslında çok yanlış bir şeydir. Doğruyu söylersen yemin etmeye gerek yok. Doğru değilse yemin etmene de gerek yok. Ya doğru değil, niye yemin? Yani biz yıllarca beni yetiştiren ticaret öğretenlerden doğruları öğrendim. Eğrileri de yanlışlıkları öğretenlerden arkadaşlığımı da kestim, yolumu da kestim. Hayatımda okuyamadığım için hep okuyan insanları seçtim. Tahsilli, kültürlü, ailesi düzgün, ticareti düzgün. Yani gittiğin zaman böyle rahat çay içilebilir, özü sözü bir insanları, huzurlu insanları seçtim. Seçtiğim için bunlar benim için, yani Ankara'da dayımız oldu, Almanya'da dayımız oldu. Onlar bizim iyi bir dostumuz oldu. Bugün Halis Güneş, Öz Güneş dediğin zaman Allah'a şükür bizim sektörde bir de Tahtakale İstoş, iş dünyasının biliyorsun bizim Merkez Bankası orasıdır. Allah onlardan razı olsun. Şu anlarda canlı yayında şu anda onlar da bizleri izliyorlar. Az önce de Dinç ailesine, Ahmet Bey de başta olmak üzere hepsine selam ederim. İş dünyasına da selam ederim. Onlara biz burada bir saatlik Çay TV'de ticaretimizle ilgili sohbet edeceğimizi bildirdik. Onlar da vakti varsa bizler izlerler. Tabii ticarete geçeceğiz ama önce başarı öyküsünü de bir dinlemek istiyor şimdi çünkü biz herkes. Işte bizim dayımızın falan olmadığını, biz ticareti ilkeli ve istikrarlı yaparak çok şükür 38 seneyi doldurduk ve ben bugün elhamdülillah okuyamadım, 10 parmak yazıyorum. Ama şiir gibi de konuşuyorsunuz. Yani ilkokul mezunu biliyorsunuz. Programdan ama anlıyorum. Stoktan, cariden, stok yönetiminden, lifosundan, fifosuna varana kadar bir okul bunu ben öğrendim. Ben hayatı Halil Bey öyle kucakladım ki anlatamam yani. Ben hayatı öyle kucakladım ama her zaman hataları örttüm. Haklı olduğum yerde özür diledim. Problem değil. Önemli olan bir şeyi fazla üstüne gitmemek, özür dilip işi kapatarak ama bunları niye yaptım? Ya biz ticaret yapıyoruz. Yani biz güzellikler anlatalım, güzel projeleri anlatalım, güzel işler yapmaya gayret edelim. Çünkü rızkın 10'da 9'u ticarette Halil Bey. Bu ticareti her zaman güzel yapmamız gerekiyor. Bir de Allah-u Teala diyor iki kişi ortak, üçüncü ortak benim diyor. Bunları da iyi anlamak lazım. Şu cümlemizi toparlayalım. Evet. Biz emek verdik. Çok şükür Allah'a. Bugünlere geldik. Ben bugün herkes okusun diyorum. Okusun, okusun, okusun. Bir, insana yatırım, insana yatırım, insana yatırım etti. İki, okuyamadım diye veya okudun da iş bulamadım diye üzülmesin. Hiçbir şey zamanı ahırı değil. Şimdi beni izliyorlar, bakıyorlar. Ha Hacı abi okuyamamış ama çok şükür Allah'a bugün 400'e yakın çalışanımız var. İş dünyasından 750 firmadan ürün alıyoruz. Devletimize Allah'a şükür borcumuzu gününde ödüyoruz. Demek yapılıyor. O zaman ne yapmak lazım? Hayata küsmemek lazım. Sarılmak lazım. Bir de ya ben ilkokul okudum, simit seyyar satıcılık yaptım. Bugün üniversiteyi okuyan da bunu yapsın. Benim gibi yapmaz ki. Tahsilli, kültürlü. Türkiye'nin simitçisi bile üniversitede derler ama orada durmaz. O ileri gider. Niye? Evine yük olmamak için. Baba, anne ben okudum. Okulu bitirdim ama şu anda herkes devlet işi bekliyor. Vallahi burada özel sektöre gitsinler, özel sektörden para da sormasınlar ya onun çayını yapsınlar orada. Özel sektörün yanında kimse aç kalmaz ama özel sektör de biliyorsun belli bir kapasitede yani şu anda yani o da ihtiyacı kadar alacak ama Allah-u Teala rızkı verecek, yeter ki biz arayalım ama biz böyle yatarsak, bize bir yerden telefon gelecek diye beklersek olmaz. Onun için bu vesileyle de işsiz kardeşlerimize Allah onlara hayırlı iş nasip eylesin. Evet. İş dünyasına da bu ülkede ekonominin önünü açmayı, okuyan insanlara iş vermeyi Rabbim nasip eylesin diyelim Halil Bey.
Efendim, tabii 2022 yılı bir anlamda ekonomik olarak sıkıntılı bir dönem olarak değerlendiriliyor. Çünkü enflasyonu biliyorsunuz, marketlere gittiğimizde, alışveriş yaptığımızda fiyatların ne kadar yükseldiğini yaşayarak herkes görüyor. Zaten devlet de bu anlamda bazı rakamlar açıklıyor. Peki iş dünyası için 2022 yılı nasıl geçti? Nasıl bir yılı geride bıraktık? Şimdi Halil Bey, 2022 yılı yani çok şükür Anadolu esnafları için bereketli geçti. Biz de içinde olmak kaydıyla. Çünkü ama bir sıkıntı oldu. Ürünleri sattık yerine koyamadık. Yani oldu. Bugün yani 25 liralık ürün 100 liraya kadar çıktığını gördüm. 30'a çıktı, ben bu üründen almadım. Ama 35'e çıktı, almak zorunda kaldım. 40'a çıktı, almak zorunda kaldım. Benim yaşım 59. 38 sene ticaretin içindeyim. Böyle bir şey yaşamadım. Ama nasıl yaptığımı ben de bilmiyorum. Önemli olan niyet, Allah-u Teala işimizi kolaylaştırdı. İş dünyasında da bugün yani 2022 yılında ben öyle aşırı sıkıntıya kalan bir esnaf görmedim. Hatta fabrikalarla görüşüyorum. Çeki dönenler falan var mı? Senede dönenler. Elhamdülillah. Yani öyle bir gayde değer de bir şey yok. Demek öyle bir durum oldu ki Halil Bey. O 20 liralık, 100 liralık ürünün 100 liraya çıktığını gördük. Yerine koyamadığımızı gördük. Ama burada şunu söylemeden geçemem. Bizleri şu anda bize destek veren 750 firma bizi izliyor. Allah razı olsun. Onlardan Allah razı olsun. Onlar bizim merkez bankamızdı. Bizler ürünleri verdiler. Vade de yaptılar. Ödeme kolaylıkları da yaptılar. Ne oldu? Bu sefer rahat rahat sattık. Yerine koyamadık ama yine vade yaptılar bize. Yani sık boğaz yapmadılar. Bazı zaman zorda kaldıkları zaman bile böyle istişare yaptık. Yani bu ülkenin ekonomisini birlikte bugüne taşımak için Allah'a şükür bir mücadele verildi. Ben devamlı bir sıkıntımız olduğu zaman, bir şey olduğu zaman bizim ürün aldığımız firmalarla gideriz. Derdimizi anlatırız, durumumuzu anlatırız. Onlar da bugüne kadar, ben 38 seneden beri bunları yaşadım. Bu hiç duyarsız kaldığıma, ya onların duyarsız kaldığını görmedim. Hatta 2000... Bu size özel bir olay mı yoksa bütün... Yok ya, bunlar iş dünyası, ticaretin dili birdir. Neticesi kârdır. Bugün Diyarbakır'a da geçsen alırsın 10 lirayı, 11 lirayı, 12 lirayı satan ticaret konuştuğumuz için. Yani sadece için size özel bir durum değil. Bize özel değil ama özel şu Halil Bey. Yani şimdi üzüm üzüme baka baka kararır derler. Bakıyorlar insanlar, konuştuğuna özünle sözün bir mi diye bakıyorlar bir. Ya bir de hemen yarın başlayan insana Hacı abi gibi itibar olmaz ki. 38 senelik itibarı konuşuyoruz biz şu anda. Bu yarın olacak bir şey değil. Yarın başlanacak, ilerleyen günlerde bunlar adım adım olacak. Ben şimdi olmuş bir meyveyi anlatıyorum. Ben 38 sene olmuş, yaşamışım. Bugün de 38 sene demiyorum. Bugün bile aynı azimle, aynı şevkle çalışıyorum. Hatta bana diyorlar ki, ya Hacı abi senin hiç moralin bozulmaz mı? Canın sıkılmaz mı? Valla olmuştur. Ama ben hiçbir zaman moralimin bozukluğunu ne aileme, ne çalışanlarıma, ne de iş dünyasına yansıtmamaya gayret etmişim. Nasıl yani oluyor? Ya yani elhamdülillah. Yani o, herkes yani, ister onu ama herkes yapamaz. Yapamaz ama aslında yapılıyor. Önemli olan niyetlerdir. Niyet iyi olduysa akıbet iyi oluyor Halil Bey. Bugün ben bakıyorum, insan bana diyor ki, Hacı abi diyor, sen Halil Bey'le nasıl arkadaşsın diyor bana. Diyorum hayırdır, Halil Bey yanlış diyor. Abi diyor, üzüm üzüm ben baka baka gelir. Ben yanlış olmadım. Halil Bey bana geldi. Halil de doğru oldu. Ben 30 senelik arkadaşım diyorum buna. Ben bunları yaşıyorum. Demek biz Halil'e değil, biz doğruya uymamız lazım. Doğru arkadaş bulmamız lazım. Bugün iş dünyası bize ya bir kredi vermiştir. Faizsiz bir kredi vermiştir Halil Bey. Bankadan 10 bin lira kredi alırsın, 10 tane imza atarlar. Bir de memur kefil isterler. Evet. Olmuştur bunlar değil mi? Yani yaşanmıştır. İş dünyası öyle değil. Üç dünyası güven istiyor. İstikrar istiyor. Bir de şuna bakıyor Halil Bey. Biz bugün ekonomi konuşuyoruz. Hacı abi tamam. Ya ölüm olursa yedeği var mı? Kardeşleri var mı? Evlatları var mı? İyi çalışanları var mı? Bir de bakıyorlar. Hacı abi resmi mi gayri resmisi de var mı? Bakıyorlar niye? Gayri resmi olursa öldüğün zaman gayri resmi de senden mezara gitti. Sıkıntı. Ama her şey kayıt altında olursa vallahi sen buraya gelsen. Ben şu anda mağazalar çalışıyor. Biz buradayız. Çok iyimser değil misiniz 2022 ile alakalı? Vallahi şimdi 2022 yılında Halil Bey, iş dünyası çok büyük sınavı geçmiştir. Bu Türkiye'de ticaret yapan esnaflara 2000
Biz 94 devalüasyonu 2002'leri falan da yaşadık ama bu 2002'de de yine daha önce kapatmalar falan da olmuştu. Bunları Covid'den dolayı hep yaşadık. İş dünyası bence çok büyük bir imtihanı geçmiştir. Ben tebrik ederim. Bundan sonra bu iş dünyasına evvelallah hiçbir şey olmaz. İşçi çıkarttınız mı bu süreçte? İşçi elhamdülillah. Çıkar desek yerini almıştık. Sayımız da artmıştır, azalmamıştır. Ama çıkanın da girenin de sayısı %10 değildir yani elhamdülillah. Bizde bugün 400'e yakın çalışan var. 10 kişi girdiyse 10 kişi de yerine çıktıysa girmiştir yani. Çünkü biz yani elemanı yetiştirmek çok zor Halil Bey. O zaman biz var olan elemanın ufak tefek noksanı da olsa onu gidermeye gayret edin. Ama şayet gideremezsek her şeyin zamanı ahırı değil. Ama biz çalışanlarımızla devam etmeyi, bizim şirkette 38 yıldan beri çalışan arkadaşımız emekli olmuştu, bizim müessesede çalışır. Çünkü biz çalışana da emekli olana da ayrı bir vefamız vardı. Çünkü neden? Onun tecrübesi parayla alınmaz. İşçiler memnun mu sizden? Ya elhamdülillah. Onları işçilere sorarsın. Bir gün geldiği zaman bize yani benim düşüncem memnundur. Evet. Çünkü neden? Ben elimden geldiği kadar düğününe, cenazesine onların mutlu evliliğiyle kız istemeye varana kadar ben şey yaparım. Zaman yani, zaman sabah simitleri yani, alıp güvenlikçilerle yemeyip de ya kahvaltıda yapıyorsunuz. Ben bugün giderim okullara hayat dersi veririm. Konferanslara katılırım yani. Ya ders ilkokulun bilgisi. Benim var. Ben bilgilerimi anlatmayayım. Çünkü ben gidip de bir edebiyat anlatmayacağım, fen anlatmayacağım, sosyal anlatmayacağım. Yani ekonomiyi de, yani ülkenin ekonomisi nasıl düzelir anlatmayacağım. Ben nasıl çalışılır, nasıl özverili çalışılır, biz bunları yani gençlere de anlatmaya gayret ediyoruz. Bundan da çok memnunum elhamdülillah. Peki efendim, tabii biraz önce de bahsettik, 2022 yılını artık geride bıraktık. 2023 yılına giriş yaptık. Hemen. Bu yılla ilgili de muhakkak planlamalarınız vardır, beklentileriniz vardır, ona göre bir hazırlığınız vardır. 2023'ten beklentileriniz neler? Şimdi Halil Bey, biz bir aile şirketiyiz. Biz 2023 yılı gelmeden 8. aylarda şirketimizin yönetimini bizim gençler var. Ben 59 yaşındayım. Gençlere yavaş yavaş bu işleri bırakmaya. Bunu niye anlatıyorum biliyor musun? Bu bana değil, bu iş dünyasına lazım olduğu için. Bana lazım olanı ben zaten yapmışım. Gençler anlatıyoruz ama biz aynı yerimizde duruyoruz. Gençlere diyoruz ki bu kaleden top geçmez. Defans sağlamdır. Siz ileride işinize bakın. İşinize bakın diyoruz. Onları sağlara sürmüşüktür. Yani 2023 yılında hem gençlere şirketimizi yönetmeyi hem ticaretimizi daha güzel günlere taşımak, firmalarla bugün 750 firmadan destek alıyoruz. Bu firmalarla desteklerimizi daha da artırmaya gayret etmemiz gerekiyor. Biz bugün asgari ücrete %55 geldi. Kiralar %72 arttı. Ama biz 10 liraya sattığımız ürünü yine 10 liraya satıyoruz. Tek hedefimiz ticaretimizi daha yükseltmek. Cirolarımızı artırmak. Ve iş dünyasında bizim bir fabrikamız yok. Ama bizim 750 fabrika bizim sayılır. Biz onlardan destek alıyoruz. Gideriz, çayını içeriz. Trabzon ekmeğinden de götürürüz Halil Bey. Gönlünü alırız. Biz bugüne kadar ne dediysek bize kimse bir şey demedi. Ama biz olacakları söyleriz. Olmayacakları bir şey. Yani olmayacak bir şey istemeyiz. Damlaya damlaya göl olur. Onlardan da destek alıp 2023 yılının çok güzel geçeceğine ve 2023 yılına girerken Halil Bey, hükümetimizin aldığı kararları biraz sonra konuşuruz. Çok güzel bir, yani perşembenin durumu çarşambadan belli olur diyoruz Halil Bey. 2023 yılı bence çok iyi olacağına, daha güzel geçeceğine, yani geçmiş sıkıntılarımızı unutacağımızı ama her zaman ticarette tedbirli olmamız gerekiyor. Dikkat etmemiz gerekiyor. Hem ölüm var, hem ekonomi karışabilir, olabilir. Tedbirli olalım ama özet olarak bence iyi geçecek diyorum ben Allah nasip eder. Biraz önce bahsettiniz, 750 fabrikanın gücünü Trabzon'a getirdiniz. Tabii bu her şehirde her ticaret yapan bunları yapamıyor. Bunları bu fabrikaları kendi şehrine, kendi ticaretine soru dahil edemiyor. Bunu nasıl başarıyorsunuz? Şimdi Halil Bey 10 dakika 15 dakika dedi ki birden hacı abi olunmuyor dedik ya. Yani biz birden bunu getiremedik. Biz önce adım adım 1'i, 2'si, 3'ü, 4'ü, 5'i ama şu var Halil Bey. Kısaca şöyle anlatayım. Gar topağı gibi böyle gar topağı yuvalanmaya başlayınca kalınlaşır, büyür ya. Evet. Ya biz bir taraftan başladık. Bir taraftan başlayınca onun devamı geldi. Bu görüşmelerimizi de bizim şimdilik Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Bayburt, Gümüşhane illerine, ilçelerine bu vesileyle oradaki iş dünyasına da, iş ortaklarımıza da selam ediyorum. Onlarla
Onların işbirliğiyle biz fabrikalara derdimizi anlattık. Hikaye anlatmadık, film de anlatmadık. Biz gerçekleri anlattık. Böyle bir durumumuz var. Elimizde böyle bir imkanlar var. Ama bu imkanları, sizin ürettiğiniz ürünleri sizin oraya Bayburt'a, Borçka'ya, Ünye'ye götürme şansınız yok. Biz böyle bir altyapımız kurduk. Birlikte bunları yapalım dedik. İş dünyasıyla, bize destek veren firmalarla bunları o günlerde yapmaya başladık. 85 yılından başta, 90 yıllarından bugüne kadar getirdik. Bugün Allah'a şükür 750'ye çıktı ama kolay olmadı. Kolay olmadı. Bunlar öyle. Çünkü adamın parasını alacağına canını al. Çünkü sana adam malını veriyor, parasını veriyor. Paradan kıymetli ne var? Bir şey yok. Şimdi para değil mi? Para. O yüzden bu güveni kazanarak, tazeleyerek, bu arada hata yapmışıktır. Yani bir şeyler olmuş olabilir ama bir tane iş dünyası diyemez bana. Hacı abi sözünde durmadı diyemez. Hacı abiyle ben dolarla, euroyla verdim de Hacı abi ödemedi diyemez. Hepsi Allah razı olsun bizleri idare etmiştir. Ama şunu da söyleyeyim. Ben son zamanlarda bunu iş dünyasıyla da paylaşmamız gerekiyor. İşletmemiz TL ile çalıştığı için, TL ile sattığı için dolardan çıktık, eurodan çıktık. Dedik ki bizim şirket TL ile alıp TL ile satıyor. Firmalara da rica ettik. Ya bizi böyle idare edin dedik. Hepsinden Allah razı olsun. Kur riskini şirketten kaldırdık. TL ile aldık, TL ile satmaya başladık. Giderlerimize, gelirlerimize dikkat ettik. Yani şirketin gideri çok diye ürünü artırmadık. Cirolarımızı artırmaya, firmalardan destek almaya gayret ettik ve 2022 yılında Halil Bey, mazot 7'den 28 lira çıktı. Evet. Biz saymış olduğum Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Bayburt, Gümüşhane, il ve ilçelerine 40'a yakın aracımız var. Mazot 3'e katladı Halil Bey. Biz mazot diye bir kuruş fiyatı artırmadık. Ben de iş dünyasında da bu hizmetleri, müşteriye şunu demedik. Abi biz servisi kaldırdık demedik. Tam tersi, fabrikalara teşekkür ediyorum. 750 fabrika, onlar da bize Hacı abi ya tır bazında alıyorsun, biz nakliyeyi kaldırdık demedi diyebilirim ya. Hepsi al, ama hepsi bir bedel ödedi. Hepsi bir bedel ödedi. Yani geçen de nakliye firmasıyla iş yerinde görüşüyoruz. Hacı abi dedi ya, zarar ettik dedi. Ama Halil Bey, ticarette kar da var, zarar da var. Zarar edeni de sevmek lazım, kar edeni de sevmek lazım. Neticesi güzeldir. Yeter ki biz kar ve zarar ettiğimizi, ticaretin neresinde olduğunu bilelim. Bilmemek çok kötüdür. Bildiğin zaman kolaydır. Ticarette zarar ettim diye korkmayacaksın. Biz 2022 yılında mazot 4 katına çıktı halde, 3 katına çıktığı halde her şey arttı halde. Firmalardan destek aldık. Alamadığımız yerde biz yine müşterimize desteğimizi kesmedik. Allah'a şükür. Burada ne oldu? Elimizdeki emtialar, bak Türkiye'de, Anadolu'da esnafların malı da arttı, arabası da arttı, her şey arttı. En son iş dünyası bilir. Bir fotokopi kağıdı 20 liradan 100 liraya çıktı. Şimdi geçen de küt diye 65 liraya düştü, 70'e düştü. Demirde düşüş oldu. Ama bu yetmez. Bu yetmez. Mazot da düşecek, dolar da düşecek, euro da düşecek. Elektrik de düşecek, doğalgaz da düşmesi lazım. Düşmesi lazım. Beklentiniz buyurun. Paramızın değer bak, paramız değerlenmesi lazım. Onu da hükümetimizden bekliyoruz inşallah. Evet. Tabii şöyle de bir durum söz konusu. 2022 yılı iyi geçti. Ekonomik olarak bir şekilde iş dünyası bu durumu toparladı şeklinde ifadeleriniz var. İzleyicilerimiz de şöyle bir akıllarına soru işareti girebilir. Ya siyasi olarak hükümete yakın, ondan dolayı bu ifadeleri kullanıyor diyebilir. Tabi bu da doğaldır. Yani siyasi olarak bir görüşünüzün de olması doğaldır. Siz ticaret yaparken siyasi anlamda dikkat ediyor musunuz? Şu görüştendir, bu görüştendir, şununla alışveriş yapalım, şununla ticaret yapalım veya yapmayalım. Şimdi burada Halil Bey, benim bir yapım, bu insanoğlu diye bilgili olacak, bilgisiyle ölmeyecek, dostlarıyla paylaşacak, yarın da duasını alacak ruhtayım ben. Benim bugün ülkemizde siyasi parti görüşü olanlardan iş ortaklarımız var, bize ürün verenler. Ve çalıştığım kişiler de, benim görüşümde olmayanlar da var. Ama biz hiç orayı şu kenara koyuyoruz. Bize önce insana yatırım, insana yatırım, okumak lazım, eğitim, eğitim diyor. Biz önce kaliteli ve dürüstlüğüne bakıyoruz. Adam kaliteliyse, dürüstse, özü sözü birse, benim için onun siyasi görüşü beni ilgilendirmez. Tuttuğu takım da beni ilgilendirmez.
İş dünyası namaz abdesti de beni ilgilendirmez. Az önce ne dedim başta? Yahudiler ülkemizin en zengindi. Öyle derler dedim. Değil mi? Onlar bizi ilgilendirmez. Ya benim için birinci adam olacaksın. Yaptığın işi seveceksin. Kandırmayacaksın, kazandıracaksın. Doğru olacaksın önce, doğru olanı anlatacaksın. Halil Bey, doğru olmasan sen doğruları anlatamazsın. Ben şu söylediklerimin hepsini yaşamışım. Artısını eksisini görmüşüm, onları anlatıyorum. Televizyon kanalında bir gün reklam izliyorum. Baba, evladım sigara içme. Baba sigara içiyor da, baba sen niye içiyorsun diye. Ben o babadan değilim. Ben içme dersem önce içmemem lazım. Ben seyyar satıcılıktan ilkokulu bitirmişim. Bugünlere gelmişim. 400'e yakın çalışanım var, 750 firmadan. Kaynak destek alıyorum. Bir de İstanbul'da değilsiniz ve, yani. Ve Trabzon gibi, Trabzon'da ilk ona geçmiş bir firmayım. Demek önce kaliteli, dürüst olmak lazım. Yaptığın işin mahiyetini iyi bilmek lazım. Perşembenin durumu diye çarşambadan belli olur. İşimizin ileride nelerle karşılaşacaklarımızı da bir hayat tecrübesi olmak lazım. Mülakat vardır. Nedir mülakat? 100 puan sınıfı geçemiyor. Bir de mülakat. Doğrudur mülakat. Niye? Halil Bey burayı hak ederse buraya koyacak. Ben o listenin yeri yönetemem Halil Bey. Benim yeri de sen yönetemezsin. Şimdi ben de işin başında anlattım. Ankara'da dayımız yok. Hiçbir yerde Almanya'da da dayımız yok. Dostlarımız var. Ben çizgimi değiştirmedim. Çizgim üzerinde gittim. Biri bana akıl verirse işim üzerinde akıl almaya gayret ettim. İşim üzerinde olmayan akılda. Abi şöyle kar var, böyle kar var, şöyle ihale var. Çok var. Asla evet, gitmedim çok, Halil Bey. Çok var. Ticarette o çok var. Nasrettin Hoca hikayesi deniz maya tutar. Ya tutarsa yapmadık. Yapmamaya gayret ettik elhamdülillah. Evet. Onun için bugün. Peki efendim. Tabii hükümetin aldığı kararlardan bahsettiniz. 2023 ile alakalı beklentilerinizin olumlu olduğunu ifade ettiniz ama son birkaç gündür emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili bir karar alındı. Bu anlamda da İş dünyasında bazı firmalar özellikle emekli ikramiyesi vermek zorunda oldukları personel için sıkıntılı olduklarını duyuyoruz. Bu sizi yormayacak mı? Muhakkak sizin de bu şekilde çalışan personelleriniz vardır. Evet. Bu anlamda sıkıntı yaşamayacak mısınız? Şimdi Halil Bey, elbette ki hiçbir şey kolay olmaz. Geçtiğimiz yıllarda Covid'den dolayı 17 gün kapaldı bizim işletme. Türkiye'de çok yer kapaldı, gıda hariç kapaldı. Ben o gün bir terledim. Ama sonra düşündüm. Ya bu benden dolayı mı? Yoksa ülkemizin aldığı bir karar mı? Ve benimle olayın ilgisi olmadığını, ülkemizin sağlık için 17 gün kapatmanın doğru olacağına inanmış, karar almış. Ben şimdi burada ne yapabilirim dedim. Halil Bey ne yapabilirim? Oturdum hükümetimize de oradan bir esnaf olarak teşekkür etmeden geçemem. Hükümetimizin almış olduğu bir karar da dedi ki ödemesinde sıkıntı olanların çekleri yazılmayacak, senetleri protesto olmayacak, bir ay parası olan ödesin dedi. Teşekkür ederim. Parası olan ödedi. Vallahi ben 17 gün kapattım, bana biri dese matematiksel olarak mümkün değil. Vallahi biz de ödedik elhamdülillah. Hiçbir sorun yok. Ama orada şu oldu Halil Bey. Bazı parası olanlar hükümetin bu hakkını kullandılar. Ben onu ticaretime yakıştıramadım. Şimdi hükümetimiz bir karar almış. Devletimiz bir karar almış. Diyor ki sıkıntın varsa Halil Bey çekin yazılmayacak. Seceren bozulmayacak. Ben seni bir ay idare edeceğim diyor. Kanun çıkmış. Ama diyor param varsa ver. Devlet senin başını durduramaz ki ya. Öde de kardeşim. Öde de var ödemiyor. Ya bu ödemeyenlerin sonunda iyi olmadığını gördüm. Hatta bir iş adamı dedi ki bana. Dedi ki abi aradım dedi. Adam bana dedi ki dedi. Ya Cumhurbaşkanı bir karar aldı duymadın mı? Ben de oğlum sana mal verirken Cumhurbaşkanı'na mı sordum ben dedim dedi. Onu ilk limanda indireceğim hacı abi dedi. Doğru. Şimdi hata yapana önce uyaracaksın. Sonra arkadaşlığını da ticaret yapana kesecek. Çünkü niye? Ticaretimiz hatayı kaldırmaz Halil Bey. Hatasız kul olmaz diyor. Hatalı tekerrür etmez. Hata olacak ama devamı olmayacak. Ne olursa olsun devamı olmayacak. Hata olacak evet. Ama devamı olmayacak Halil Bey. Biz o vesileyle de hükümetimiz almış olduğu bu emeklilikle ilgili, askeri ücretle ilgili vermiş olduğu zam iş dünyasına ağır gelmiştir. Biz de onun içindeyiz.
Ama onu niye anlattım? 17 gün dükkanımız kapalıydı. Allah kolaylık verdi. Bunda da kolaylık verecek. Bir sene sonra otururuz bir daha konuşuruz. Evvelallah hiçbir şey olmayacak. Şimdi bereket dediğimiz bir şey var. Alın teri dediğimiz bir hikmet var Halil Bey. Ben hep şunu görürüm. İş adamlarına eğitimde gittiğim zaman okullarda çocuklar. Akşam yat, sabah erken kalk. Geçen de televizyon kanalından birine bakıyorum. Saat 10'a kadar yatacaksın. Ya böyle bir dünya yok. 10'a kadar yatılmaz. Onlar kalırsın sabah rızkını aramak için. Onda çay molası verirsin. Onda işe gidilmez. Onda rızık alınmaz. Ama Türkiye'de ben bunu bak yaşamışım. Popüler bir isim. Ben bunu söylerken ben bunu yapıyorum. Meyvesini görüyorum. Çok şükür Allah'a. Ummadığımız dostlarla karşılaşıyoruz. Güzel işleri yapıyoruz. Yaşadığım için ben değil. Bu ülke hepimizin. Ben iş dünyasına, gençlere, boşta olan gençlere sesleniyorum. İş bulamasan da uyuma sabah. Allah'ım de bana rızık aç. Allah'ım ben okudum. Şu anda devletimizde gidiyoruz. 500 kişi lazım. 5000 kişi müracaat var. Allah'ım benim rızkımı bekliyorum da. Şimdi ay sonunda maaşı alırsın, çalışırsan alırsın. Emekli olursun, tazminatını çalışırsan. Valla sabah kalk, rızkını ara. Ha Hacı abi dedi. Öyle Hacı abi demesinden değil. Onu Allah için bekleyeceğim, benim için değil. Rızıklar hocalarımızdır. Rızıklar sabahtan dağılır. Gençlere sesleniyorum. Akşam erken yatmayı, sabah rızıklara yetişsinler. Yetişsinler. Evet. Namaz abdest onların boynunun borcudur. Onlar bilir ama Yahudi dedin zengin, erken kalkar. Bir tane yanlışı yoktur. İşini sağlam yapar. Ben onu anlatıyorum şu anda. O yüzden işimizi sağlam yapalım. Maaşımızı alalım. Maaş dediğimiz rızıklardır. Bereket gelsin. Annemize, babamıza yük olmayalım. İşimize bir de görev aldığımız zaman görevimizi layıkıyla yapalım. Halil Bey. Biraz önce bahsettiniz. Bir yerde özellikle devlet kapısında işle alakalı bir ilan açıklandığında 5 kişilik personel alınacaksa 5000 kişilik bir başvuru oluyor. Siz de zaman zaman hem okullarda hem çeşitli ortamlarda ticaretinizle ve mevcut durumla ilgili toplantılar, konferanslar veriyorsunuz. Etkilenen oluyor mu ya? Devlet kapısı değil de ben de özel sektörde Halis Güneş gibi ilerlemek istiyorum diyen oluyor mu? Şimdi Halil Bey, şimdi olan da var. Bazıları da diyor ki benim diyor maaşım garanti olsun da diyor, devlet işi olsun diyor. Cumartesi pazarım olsun diyor. Senede işte öğretmen olayım diye 3 ay tatilim olsun diyor. Ben rahatlıktan kurtulmamız lazım. Rahatlık beklersen iş bulamazsın. Rahatlık bularsan iş bekleyemezsin. Bir, iş adamlarına görüşürken maaş da sorulmaz ki. Çünkü buraya gitmek isteyenler var. Ben iş yerimde siz bilirsiniz 75 kişilik eğitim yeri yaptım. Evet. Eğitim. Dedik insana insama eğitime yatırdım ya. Bir şeyi anlatmak Halil Bey. Bu işi sen anlatırsın. Biz orada iş adamlarını çağırıyoruz. Katüden hocalarımızı çağırıyoruz. Ticareti anlatıyoruz. İstanbul'daki Tahtakale'de İstoç'ta üreticileri getiriyoruz. Abi diyoruz 45 dakika bizde bir eğitim verir misin diye ürünle ilgili diyoruz. Para yok ha, para yok. Hep bedava. Paralı olan yer sıkıntılı. Bedavaysa Halil Bey, şoksun da bu akşam da bedava konuşuyoruz. Para yok burada yani. Evet. Bedava olan şey karşılığını Allah-u Teala verecek. Ben bunu yaşamışım, konuşuyorum. İş adamı geliyor, bizim orada 75 kişilik eğitim salonuna çıkıyor. Anlatıyor, üretimler anlatıyor. Nasıl yapıldığını, kaç kanaldan geçtiğini anlatıyor. Böyle izliyoruz. Ne anlatıyor biliyor musun Halil? Kitap anlatmıyor. Yaşadığını anlatıyor. Yani nasıl olacağını anlatıyor. Teşekkür ediyoruz ya. Resim çektiğinden böyle gurur duyuyoruz. Ondan da kardeş gibi oluyoruz ha. Bir daha gelmesinde nasıl karşılayacağımızı, ne ikram edeceğimizi, Akçabat'ın meşhur köftesinden, kuymağından nerede yiyeceğim? İnan ki ya böyle sevin. Evet. Ticaret bizi böyle sevdiriyor. Allah hepsinden razı olsun. Evet, ticarete devam edeceğiz ama bir taraftan da şöyle bir kişilikle tanımlıyorsunuz, hayırsever bir iş adamı. En son olarak da Egemen Bebek'le alakalı bir SMA hastası, Egemen Bebek'le ilgili bir kampanya düzenlendi ve bu kampanyada da tabii işin başı Ortahisar Belediye Başkanı Sayın Ahmet Metin Genç'ti. Evet. Siz de olayın içerisindeydiniz, destek verenlerden biriydiniz ve kendi ticaret yaptığınız iş dünyasını da bu anlamda desteğe davet ettiniz. Bu da karşılık da buldu. Kazanma anlamında herkes kazanabiliyor ama verme olayı çok kolay bir iş değildir. Bu konuyla ilgili neler söylersiniz? Şimdi Halil Bey, sizlere de teşekkür ederiz. O akşam da sizin Kanal Çay TV vardı orada. Ahmet Metin Genç Başkanımıza da buradan canlı yayından teşekkür etmeden geçemem. Ben konuyla haberim yoktu. Beni davet etti oraya.
Ben de geldim o akşam. Ben zannettim oturacağım orada ama beni de bu da canlı yayına davet etti. Hacı abi dedi böyle böyle Egemen evladımıza yardım olacağını söyledi. Çünkü esnaf dedin pratik zekalı olması lazım. Benim şu anda izleyen iş dünyası var. Her pazartesi, her cuma onlara bir mesaj atarım. Cumanız mübarek olsun. Pazartesi hafta başının mesainiz bereketli. Kısa bir mesaj atarım. Başka yok. Onlara bir mesaj attım. O akşam Halil Bey, çok şükür Allah'a, hepsi karınca kaderince. Evet. Biz de canlı yayındaydık. Evet, azı da çoğu da. Herkes duyarsız kalmadı. Hepsi teşekkür etti. Şu anda Allah'a şükür Ahmet Metin genç başkanımızın da vesilesiyle o iş hallolmuştur. Bizim iş ortaklarımız da bu çorbada duzu olmuştur. Onlara da ben o akşam bizim Hacı abi saat 9'da nedir acaba? Hayırdır Hacı abi, hiç böyle bir şey yapmaz. İlk defa böyle bir şey yapmıştık böyle. Ama ne dedik? İşin ciddiyetini bilmesi için Çay TV'deyiz, canlı yayındayız. Yani işin bazen Facebook'lar çalınıyor, telefonlar çalınıyor, değişik işler evet. olduğu için öyle olmaması için yani görmesi için hepsi Allah razı olsun. Duyarlı oldu. İnan ki ben duygulandım. İşte Halil Bey, ticaret bizi ticaretten dışarı çıkardı. Bak nelere götürdü. Bir hastaya yardım etmeye götürdü. Başka bir konuda bir bölgede şey oluyor, deprem oluyor, bir şey oluyor. Allah razı olsun. Akçabat Vakıflar Başkanı Yaşar abi de ismini almadan geçemem. Hemen Yaşar abinin tırları geliyor. Hemen yardım toplanıyor, ödüyor. Yaşar abi hem yardım ediyor hem tırları bedava. Suriye kadar ya. Yaşar abi Malatya'da olan deprem. Her tarafa ya, biz de o halkanın içimizde oluyoruz. Sağ olsun valimiz de belediye başkanımız da işin öncülüğünde oluyor. Yol ediyoruz yani. İşimiz var ya, ticaretimiz Halil Bey. Bizi başka yollara atıyor ama güzel yerlere atıyor. Kardeşliğin yani birleştiği, sıkıntıyı birlikte el atarak çözüleceği noktalara atıyor. Ben iş dünyasına da teşekkür ediyorum bu vesileyle. Peki. Efendim, yerel yöneticilerden bu anlamda memnun musunuz? Hem Sayın Validen bahsettiniz, belediye başkanları, yine ilçe belediye başkanları. Bu anlamda ticaret yapıyorsanız o ilişkilerinde ticarette ticaretin iyi ilerleyebilmesi için de o ilişkilerin oluşması gerekiyor. Halil Bey, şimdi şöyle, yani bir bölgede iş yaparken basını da tanıyacaksın. Kaymakamı da, vali de, belediye başkanı da tanıyacaksın. Bunu tanıyacaksın demek, kuralın dışına çıkacaksın değil. Devletin verdiği kurala göre de yaşayacaksın. Sen evet. beni bilirsin. Evet, ben, çok önemli. Bir valimiz gelmiştir, hayırlı olsuna giderim. Gideceği zaman yol ederim. Belediye başkanımız kazanmıştır, hayırlı olsun. Hangi parti olsun, hayırlı olsun derim. Bak geçtiğimiz zaman ticaret seçim oldu. Ben her iki başkanı da kucaklamışımdır. Çünkü neden? Benim için ticaret yol alsın. Hepsine, Allah hepsinden razı olsun. Biz burada esnaf olarak ben mülki amirlere teşekkür ediyorum. Bak düşün, ben en ufak bir eksi görmedim. Ve bugün hükümet dışında olan partiler de muhalefet de gelir benim çayımı içer. Hacı abi de nasılsın, iyi misin? Hal hatır sorar eder. Hiçbir şey yok ya, biz kardeşim. Benim çalıştığım arkadaşlarım bile değişik görüşü vardır. Ben dedim ya, ben görüşe takılmam. Benim için sevgi, muhabbet, samimiyet yani bunlar bize işte. Bürokrasiden biz bugüne kadar Trabzon'da en ufak bir şey görmedik. Evet. Yaşamadık. Yaşamamızın sebebi de şudur. Yanlışımız yok. Biz çizginin dışına çıkmıyoruz. Biz Halil Bey'in koltuğuna leke gelecek iş bizde olmaz. Onlara dikkat ederiz. Hatasız kul olmaz. Ufak tefek hata da yaptıysak ya mülki amir görmüştür. Hacı abi de böyle bir yanlışlık olmazdır. Ama olmaz. Kolay kolay bizde öyle bir şey olmaz. Biz bunlara dikkat ederiz. Yönetime söylemiştir. Çalışanlarımıza söylemiştir. Bir de Halil Bey, biz şimdi Trabzon'da, bunu da söylemeden geçemem. Bakkallar AŞ Yönetim Kurulu Mehmet abi. Sebzeciler ve Bakkallar Sebzeciler Başkanı İsmail Baş Bey başta olmak üzere her cuma Trabzon'da bir camide sabah namazında buluşuyoruz. Bu buluşmamıza Mehmet Ataman'la İsmail abimiz, İsmail kardeşimiz vesile oluyorlar. Hele de Mehmet abimin sabah saat 3'te 2'de kalkıp oraya gelip böyle turşuları, peynirler hazırlamasını ben böyle anlatamıyorum. Evet. Ve buna valimiz de, belediye başkanımız da, il müftümüz de yeni göreve başladı. Ümre'den geldi, ona da teşekkür ederim. O zaten müftümüz her hafta toplantılarda ve her cuma çok güzel kalabalık oluyor. Bunu niye anlatıyorum? Ya iş dünyası, bak iş dünyası böyle bu gibi işleri yapması lazım. Bugün Çarşı Cami'de her pazartesi ahilik duası yapıyoruz.
yeni müftümüz geldi başladı. Varmış bunlar, yapılmıyormuş. Biz eskileri canlandırmamız lazım. Unuttuklarımızı tazelememiz lazım. Ticarette ben 38 sene ticaret yapmışım Halil Bey. Bize ilk destek veren insan bugün destek vermeyebilir. Ticareti iyi gitmemiş olabilir. Öldüyse rahmetle anıyoruz. Ölmediyse biz mutlaka görüşüyoruz, hal hatır soruyoruz. Bir de her cuma ben 10 tane büyüklerimi ararım. Başta benim bana destek veren, yine yetiştiren Hüsnü abinin ellerinden öperim, ararım. 10 tane hoca da vardır, mülki amir de vardır. Bize gönül vermişler. Ama bir defa değil, her cuma ararım. Ben de 20 sene, sen de 32 sene. Evet, elhamdülillah. Bravo. Bu 20 de olabilir ama ben yapabileceğim kadar. Diyor ki yapabileceğin kadar. Büyük lokmayı da büyük söz konuşma. 10 tane her hafta ararım. Bir saat geçirirsem onlar beni arar. Çünkü neden? Büyüklerimizin kıymetini bilelim bir. Bizleri buraya getirmemize, gelmemize vesile olan babamız, patronlarımız. Patron demek baba yarısıdır. Anladın mı? Yediğin ekmeğe asla ihanet etmeyeceksin. Sen Çay TV'de çalıştın. Sen buranın güzelce kurallarını koyman lazım. Sana verilen bir talimatın dışına çıkmaman lazım. Talimat çerçevesindeki. Biz de iş yerinde iş yerinin talimatına göre gayret ediyoruz. Neden? Abi şimdi burada her işi güzel yapacaksın. Güzel yaptığın zaman evelallah her şey daha güzel oluyor. Allah bugünler aratmasın. Az olsun, öz olsun, devamlı olsun. Eski emek vermişleri, iş dünyasına, gençlere seslenin. Bayramda, cumaları arayın. Ticaretiniz bir hal hatır sorun. Çünkü onların duası ben anlatamam. Onların ya. Duası başkadır. Evet, yavaş yavaş da programın sonlarına doğru yaklaşıyoruz. Vakitten aldı mı ya? Bu süreçte tabii yeni yılla alakalı bazı marketler ve büyük kuruluşlar kimileri indirime gideceğini, kimileri de fiyatlarını sabit tutacağını ifade etti. Bu süreçte en azından biz de bu şekilde katkıda bulunalım şeklinde. Sizin kuruluşlarınızda bir indirim gerçekleşecek mi yeni yılla alakalı? Bununla ilgili bir bilgi alalım. Şimdi bir iki gün önce bizim bölgemiz, biz bölge olarak konuştuğumuz için burada Horun Ticaret Aslan kardeşime de burada canlı yayında selam ediyorum. Dedi ki indirim yap, yapabildiğin kadar biz destek veririz sana dedi. Aslan Bey zaten indirime başladı. O marketlerden önce Aslan Bey başladı. Aslan Bey'i tebrik ediyorum. Aslan Bey'e destek verene de teşekkür ediyorum bölge esnafı olarak. Çünkü genel marketler de bir şey aldı, indirim aldı. Ne dedik 10 dakika önce? Rüzgar tersine esmeye başladı. Perşembenin durumu dedik, çarşambadan belli olur. 2023'ün durumu şu anda hükümet bir taraftan doğalgazın düşmesi, elektriğin düşmesi, piyasanın rahatlaması, askeri ücretlerin verilmesi, emeklilerin olması, piyasaya paranın girmesi, iş dünyasının da bu işe el atması. Halil Bey, hiçbir şey fabrikadan beklenmez. Herkesin kenarda üçü beşi var. Herkes en iyi yapılan destek karşıdan alarak değil, cepten vererek yapılır. Üstüne fark koyarak değil, karından fedalık ederek. Karın yoksa geçmiş karından fedalık ederek yapılan işini, mükafatını Allah-u Teala verir. İş dünyası da burada bu işe el atmıştır. Biz de Allah nasip ederse öz güneşi olarak duyarsız kalamıyoruz bu işe yani. Bir miktar var mı? Şimdi biz de Halil Bey, Allah nasip ederse biz buraya gelirken de istişare ettik. Sen düşüncen var mı yani? Ya Trabzon'un plakası var 61. Yani 61 üründe. 61 tane üründe indirim evet, yap diyorsun. Halil Bey biz onu kabul edelim. 61'i bir 61 daha yapalım. Biz 122 tane üründe tahminim inşallah bugün günlerden cuma akşamı yönetimle istişare yapıp pazartesi günü inşallah şey alırız, müşterilerimize indirime sunarız inşallah. Bu anlamda siz de bu anlamda bu katkıyı yapıyorsunuz. Evet, bizleri izleyen sayfa dostlarımıza da bölge iş ortaklarına aynı ürünlerden aynı desteği veririz. Bunu da fabrikadan karşılığını beklemeyiz ama bizleri izleyen fabrikalar, Hacı abi bu indirimlerin kes bana faturasını dese keseriz. Önemli değil. Emri vaki yok yani. Peki. Efendim tabii yaklaşık bir saatlik dilim içerisinde birçok konuyu konuşmaya çalıştık. Özellikle 2022'nin yılıyla ilgili değerlendirme aldık. 2023'ten beklentileri konuştuk. Olumlu bir tablo çizdiniz. Elhamdülillah. Tabii program içerisinde
iş dünyasında sizi bir anlamda da örnek göstererek, örnek alarak sıfırdan nasıl bir yerlere gelindiğini hem gençlere hem de bu anlamda ticaret yapmak isteyen herkese de sizin ağzınızdan anlatmaya çalıştık. Varsa program sonunda birkaç cümle alalım, ardından programı toparlayıp sonlandıralım. Şimdi Kadir Bey, biz Çay TV ailesine, sizlere de çok teşekkür ederiz. Bizleri misafir ettiğiniz için. 81 ilde bizleri izleyen dostlarımıza, Çay TV ailesine, bizleri izleyen dostlarımıza sonsuz teşekkür ederiz. Bizim her konuşmamızda ticaretin merkezi Tahtakale İstoç'tur. Tahtakale İstoç bizim ticaretimizin merkez bankasıdır. Allah oraya da üretenlerin de yardımcısı olsun. Onlar bir ana babanın gibi böyle sarılırlar, Anadolu'ya destek veriyorlar. Onlara sonsuz teşekkür etmeden geçemem. Yurt dışında dostlarımıza, aile dostlarımıza, iş ortaklarımıza selam ederim. Bizleri Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Bayburt, Gümüşhane il ve ilçelerindeki iş ortaklarımıza ve bu akşam ekran başında izleyen dostlarımıza sonsuz teşekkür ederim. Biz Özgüneş ailesi olarak duygularımızı, güzel duygularımızı, yaşadığımız duygularımızı kitaba bakmadan güzel bir şekilde anlatmaya gayret ettik. Biz inşallah iyi anlatmışızdır. İnşallah izleyen dostlarımız da inşallah iyi dinlerler. Biz sizlere de yayıncılıkta başarılar diliyoruz. Güzel işleri, güzel anlatmayı Rabbim nasip eylesin. Bizler gibi iş dünyasında çok insanları da buraya davet etmenizi, onların da duygu ve düşüncelerini almalarını. Futbol var, siyaset var, iş dünyası da bu kanallarda üreten, organize sanayide üretenlerden, fabrikalardan falan bunları böyle, yani iş dünyasını buraya ne kadar davet ederseniz, yaylada koyuna bakan Ali amcayı da bir akşam getirin buraya. Onların da duygu, düşünceleri, inan ki yaşanılan, bak bir emek var ya, emek. Ya bazı diyor ki, hacı abi diyor, 10 liralık malı 12 aldım, satılıyor seninki diyor. Bereket var. Bak ben diye söylemiyorum. Biz bunları yaşıyoruz, görüyoruz yani. O yaylada Ali amcadan yaylayı dinle. Köyü muhtarından köyün sıkıntılarını dinle. Bunları paylaşalım. Bu ne oluyor biliyor musun? Halil Bey, hayat dersi ya. Kitap yaz diyorlar. Kitap gibi konuşuyoruz elhamdülillah buradan. Ben teşekkür ediyorum. Bizlere zaman ayırdılar. Evlerine 10-15 dakika iş yerlerine misafir eden, iş dünyasına da Tahtakale İstoç başta olmak üzere ve sevgili anneciğimin de ellerinden öpüyorum. O da izliyor. Köydeki Ordu Ünye Tekkiraz, köydeki tüm aile dostlarıma sonsuz teşekkür ederim. Ne kadar anlatsak zabağa da yetmez. Sizlere de teşekkür ederiz Halil Bey. Biz teşekkür ederiz. Başarılar dileriz. Allah razı olsun. Evet sevgili seyirciler, bu akşam da programımızın sonuna geldik.